Saadet Partisi adına ikinci söz talebi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'ya aittir. Buyurun Sayın Kaya, süreniz 10 dakika. Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle ilgili grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca sahip olduğu teknolojik üstünlüklerle değil, aynı zamanda mensuplarının moral motivasyonu, hukuki güvenceleri, özlük haklarıyla da doğrudan ilintili bir yapılanmadır. Yani sadece teknolojik üstünlük değil, diğer konularında elzem olduğu hayati bir meseledir. Şimdi kanun teklifi hazırlanırken aslında bu konuda söz söyleme yetkisi olan veya söz söyleme hakkı olan kimi kurumlarla konuşulmadığı bu kanun teklifiyle beraber anlaşılmaktadır. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ortaya çıkardığı sonuçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasında bugün tekrar gözden geçirilmesi gereken bazı değişikliklere sebep olmuştur. Mesela hepinizin yakinen bildiği gibi Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları arasındaki görev farkı şu anda tam olarak neye tekabül ettiği bilinmemektedir. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra göreve gelen iki tane Milli Savunma Bakanı sivil insanlardı. Sonrasındaki iki Milli Savunma Bakanı ise asker kökenli, Genelkurmay Başkanlığı yapmış isimlerdi. Belki ilk iki isimde biz Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki uyuşmazlığı, daha doğrusu daha karar alma süreçlerindeki problemleri olağanüstü hal ve sebebiyle tam olarak anlamamış olabiliriz. Şimdi de şu anda iki tane eski Genelkurmay Başkanımızın Milli Savunma Bakanlığı yapmış olmasından dolayı sorunu yine idrak edememiş olabiliriz. Ama biz bundan sonraki süreçte kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ayrı ayrı bağlı olmasından dolayı bizim bunu tekrar gündeme getirmemiz, emir komuta zincirinde bir aksaklık olma ihtimalini düşünerek yeni bir yapılanma içerisine girmemiz gerekebilir. 669 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu kararnamelerin 33 ve 34. maddelerinde Genelkurmay Başkanı'nın görevleri tarif edilirken barışta kuvvet komutanlıkları bu hiyerarşinin dışındadır diye bir ibare var. Ama savaşta aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nın silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlere dair bütün alanlarda Genelkurmay Başkanı'nın sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi hem bu açıdan savaş olduğunda sorumlu ama aynı zamanda barışta bu kuvvet komutanlarının üstünde değil şeklindeki bir çelişki tam olarak anlaşılabilir durumda değil. O yüzden bir kere daha Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkinin olması gerektiği gibi devam etmesi hepimizin arzusu, olması gereken şey budur. Ancak kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki bu emir komuta zincirinin yeniden tarif edilmeye ihtiyacı olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu teklif, kanun teklifi 3 farklı komisyonda havale edilmişti. Mesela Plan Bütçe Komisyonu'nun, Adalet Komisyonu'nun da aynı şekilde bu kanun teklifinin içeriğiyle ilgili kanaatlerinin ne olduğunu aslında bilmemiz gerekirdi. Yani çünkü Adalet Komisyonu'nu ilgilendiren boyutları var, Plan Bütçe Komisyonu'nu ilgilendiren boyutları var ama alelacele şekilde Milli Savunma Bakanlığı'nın getirilmesi ve Milli Savunma Bakanlığı neticesinde böyle bir kanun teklifi olarak genel kurula indirilmesinin sağlıklı bir süreç olmadığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca biraz önce Ankara Milletvekilimiz Nedim Bey de ifade etti. Yani biz bütün sorunlarımızı torba kanun mantığıyla çözmek adına adımlar atmaya çalışıyoruz. Sürekli her bir şeyi birbiriyle bağlantısız olan konuları hem de Milli Savunma Bakanlığı gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi göz bebeğimiz bir kurumumuzun ihtiyacı olan
değişiklikleri, kanun tekliflerini bir başka kanun teklifleriyle, bir başka meselelerle beraber torbanın içerisine koyuyoruz. Bunu sorunlu olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, askeri personelin özlük hakları onların moral ve motivasyonunu doğrudan etkiler. Disiplinsizlik fiilleri ve görevden alma süreçlerindeki belirsizliklerin giderilmesi gerekir. Personelin moralini yükseltecek ve verimliliğini artıracak yaklaşımlar içerisinde olmak gerekir. Moral ve motivasyonu yüksek bir ordu her zaman daha başarılı olacaktır. Moral ve motivasyon açısından temininde güçlük çekilen ve özel ihtisas gerektiren görevlerde çalışan personel zamana tabi olmadan bir görev anlayışıyla çalışmaktadır. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Son aldığımız kararlarla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel orduya doğru geçişinin aşamalarını yaşıyoruz. İyi de şu anda biz bu aşamayı yaşarken aynı zamanda şunu da biliyoruz. Diyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel bir altyapıya kavuşturulmalıdır. Ama işin amatör kısmı hiçbir zaman ihmal edilmemelidir. Amatörlükten kastım o manevi ruhun, o Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, o ülkeye olan bağlılığın, devlete olan bağlılığın da o profesyonel mantık içerisinde mutlaka dikkate alınması gerekir. Bundan dolayı, bu husustan dolayı diğer kamu çalışanlarından askeri personelin kısmi olarak ayrı tutulmasında fayda var. Lojman, diğer sosyal tesisler sanki bu personele lütuf gibi takdim ediliyor, oysa onların görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için önemlidir. Uzman erbaşlarımız var. Bunların iş güvencesi maalesef yok. Görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe durumlarında hemen doğrudan işten el çektirme gibi bir tehditle karşı karşıyalar. Bu süreçlerin mutlaka mantıklı bir çerçevede belirlenmesi gerekir. Elbette başarısızsa, elbette bir faydası yoksa, elbette görevden el çektirilmesi gerekiyorsa çektirilecek ama öncesinde bütün o psikolojik aşamaların, bütün sosyolojik aşamaların tam anlamıyla yapılması, düzenlenmesi doğru olan yaklaşımdır. Hukukun üstünlüğü demokratik bir toplumun temel taşlarındandır. Bu temel taş ordumuz için de geçerlidir. Disiplin cezalarının verileceği makam olarak askeri mahkemelerin, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi uzmanlık gerektiren bir statüde olması zorunlu ve hayatidir. Psikolojik sorunlar yaşayan personel için işten çıkarma gibi sert önlemler yerine psikolojik destek mekanizmalarının oluşturulması temin edilmelidir. Saygıdeğer milletvekilleri, 2011 yılında Hıfz-ı Sıha Enstitüsü kapatıldı. Sonrasında biz daha yeni 2020'lerde salgın gibi bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Salgınla yüzleştiğimizde aslında Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nün ne kadar önemli bir kurum olduğunu anladık. Bir şeyi kapatıyoruz, yerine ne koyduğumuz belli değil. Şimdi de aynısını Sayıştay ile ilgili de yaşadık. Sayıştay'ın şu anda etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Sayıştay sadece bize rapor gönderen, gönderdiği bilgilerin aslında hiçbir şekilde mahkemelerde falan bir karşılığı olmayan bir konuma indirildi. Askeri hastanelerde aynı mesabede değerlendirilmesi gereken kurumlarımızdır. Askerlik mesleği hem askerliğin hem savaşın içeriğinden kaynaklanan yaralanmalar vesaire durumlardan dolayı askeri hastanelerin uzmanlık alanları var. Niçin askeri hastaneler kapatıldı? O zaman kapatıldıysa bugün niçin tekrar açılmıyor? Yani biz yasalı torba kanun mantığıyla hareket ediyoruz da bugün de bütün hastalıkların şehir hastaneleri gibi büyük böyle yapılanmalar içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz. Yanlıştır bu. Askeri hastaneler mutlaka tekrar hayata geçirilmeli. Askeri hastanelerin varlığı korunmalıdır. Değerli milletvekilleri, hala çözüme kavuşturulmayan askerimizin tazminat ve askeri alanda ihtisaslaşmış hastane ihtiyacı ivedilikle çözülmelidir diyorum. Ayrıca eğitim ve kurs süreçlerinde personelin başarısızlıklarından sonra eğer biz bu personelle tekrar yola devam etmeme gibi durumumuz varsa şayet onların da diğer atanamayan uzmanlar gibi devlet memuru olmak gibi bir hakları varsa onları da değerlendirmeye almamız gerektiğine inanıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, hep şunu hepimiz gayet net olarak biliyoruz. Silahlı kuvvetleri güçlü olmayan ülkelerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değil. Ama geleceğe taşırken de aynı zamanda silahlı kuvvetlerinin hem hukuki alanda
hem manevi alanda hem maddi alanda doğru bir şekilde donatılması olması gereken yaklaşımdır. Ben bir kere daha Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle ayrıca askeri hastanelerin tekrar tamamlayın Sayın Kaya. Askeri hastanelerin tekrar dikkate alınmasını ifade ediyor ve askerlerin, bütün aşamada görev yapan askerlerin moral ve motivasyonunun korunması, kollanması adına teknik çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.